Ekipler ilk olarak Kayseri-Malatya Karayolu Başakpınar mevkiindeki yaban hayvanları için hareket etti. Daha sonra Derevink Vadisi çevresine gelen ekipler ardından Ali Dağ civarında yemleme yaptı. Doğada hayvanların yaşamlarını sürdürebilmeleri için beslenmelerine yardımcı olduklarını belirten Talas Belediye Başkanı Doktor Mustafa Palancıoğlu, "Belediye ekiplerimiz belli aralıklarla doğaya yem bırakıyor," dedi. Başkan Palancıoğlu, "Hayvanların aç kalmaması için belirli noktalara belirli aralıklarla yem bırakıyoruz. Sokak ve yaban hayvanlarının aç kalmaması için mümkün olduğunca hassas davranıyoruz. Belediye olarak hayvanları ve yaban hayatını korumak için çalışıyoruz. Kış şartlarında yaban hayvanları yiyecek bulmakta güçlük çekiyorlar. Bu sebeple ilçemizin çeşitli noktalarına yem bırakıyoruz," diye konuştu. Herkesin hayvanlarında bir can taşıdığını unutmaması gerekir diyen Başkan Palancıoğlu, "Bireysel olarak da hepimiz bu konuda duyarlılık göstermeli ve soframızdan arta kalan ekmekleri ve yemekleri çöpe atmak yerine sokak hayvanlarına ayırmalıyız. Onların da bir can taşıdığını unutmayarak duyarlılık göstermeliyiz," ifadelerini kullandı.